hoş geldiniz diyorum tekrar. Türkçe yapmak biraz zor benim için bu sunumu. Çünkü biz otel jargonuna çok alışığız. Hep İngilizce konuşuyoruz. Ara sıra kaçacaktır mutlaka. O yüzden affınıza sığınıyorum. Şimdi bu konu ilk bana geldiği zaman dedim ki ya eyvah biraz sevimsiz bir konu. Zor zamanları anlatacağız. Zoru kimse sevmiyor. Herkes güzel rakamlar, güzel şeyler duymak istiyor. Ama şansımızı deneyelim dedik. Zaten içindeyiz. İnşallah şu anda 2019 senesiyle birlikte bir çıkış yapacağız. Ona inanıyoruz. Her şey daha güzel olacak ülkemiz için, bizim için. Şimdi ilk revenue management'ı tanımlandığımız zaman veya ben işe başladığım zaman, ben 16-15 senedir yapıyorum revenue management. Söylenen şu: işler güzel, pastamız var, kekimiz hazır. Üstüne kremasını ve fiyat artıraraktan şekerli kirazımızı koyuyoruz. Yani keyifli bir zaman, keyifli bir çalışma alanı. Gruplarımız var, çeşitli şirket fiyatlarıyla doldurmuşuz otelimizi, bir %50-%60 doluluğa ulaşmışız. Şimdi artık keyfini çıkarma, transient dediğimiz segmentle beraber, işte kendi otelim adına konuşabilirim, çırağın için özellikle, işte üzerine 1500 Euro'dan, 2000 Euro'dan daha nasıl artırabiliriz bu ortalama oda fiyatını? Böyle güzel zamanlardan geldik. Peki ne oldu şimdi son 3 senedir özellikle İstanbul ve Türkiye'de zor zamanlar geçiriyoruz diye söyledik. Kekimiz yok. Ne var elimizde? Un var, yumurta var, şeker var. Görev bize diyor ki sen bunları karıştıracaksın. Önce bir güzel kekini, pastanı yaratacaksın. Ama ne kremaya ne de şekerli kiraza zaman yok. Yani sevimsiz zamanlar. Dediğim gibi zorlu zamanlardan geçtik ama ben şöyle diyebilirim ki özellikle İstanbul'daki zincir otelde çalışan gelir yönetimi ve yönetici kadrolar özellikle uluslararası zincirlerde kriz uzmanı oldu. Çünkü o kadar up and down'lar yaşadık ki, çıkışlar, inişler. Ben 30 senedir otelciyim. 1991 senesinde bu işe başladığım zaman mesleğe körfez krizle beraber adım attık. 30 sene geçti, yine kriz var. Yani hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla biz Türk insanı olarak, özellikle İstanbul otelciler, çok yatkınız her tür eğilmeye, bükülmeye. Kriz varsa biz de beraberinde ne gerekiyorsa, hangi yöne gerekiyorsa flexibility diyeceğim artık gösteriyoruz, öyle diyelim. Ben birkaç slide paylaşacağım sizinle. Fazla rakam değil, daha çok görüşümü iletmek istiyorum. Neler yapabiliriz zor zamanlarda? Şimdi şöyle, talep geliyor. Çok az, fiyatı ucuz, fiyatı yüksek. Çeşitli otellerimiz var. Sultanahmet bölgesi olsun veya işte bizim Boğaz'ın kıyısında Four Seasons, Çırağansaray olsun, Sas Radisson olsun. Gelen misafirlerden de memnunuz. Tamam, Orta Doğu çok fazla geliyor. Ama her milletin rezansiyon yapma şekli, grup olsun, münferit olsun çok farklı. Kimisi Orta Doğu misafirlerimiz gibi 3 gün öncesinden rezansiyonu yapıyor. Kimisi Avrupalılar gibi. Gerçi Avrupalılar da şu anda bayağı bir kısaldı. Çünkü uçuş paketleriyle beraber çok cazip fiyatlar olabiliyor. Son 2 gün kala, 3 gün kala, 5 gün kala. Buradan da biz bir yoğunluk görüyoruz. Ancak tabii şimdi biz bu zor zamanlarda ne yapıyoruz? Dikkatlice takip etmemiz lazım. Hangi milliyet bizi talep ediyor? Türkiye'ye gelmek istiyor, İstanbul'a gelmek istiyor. Biz fiyatlarımızla doğru zamanda açık mıyız? Doğru zamanda mı sunuyoruz ürünlerimizi? Bu fiyat çok önemli. Mesela şimdi ben size 30 Mayıs 2020 desem, bizim otelde rezansiyon yapmaya çalışın, en yüksek fiyatı görürüz. Diyeceksiniz ki niye? 1,5 sene var. UEFA Şampiyon Lig finali bizde olacak. Şimdi biz hazır mıyız? Şimdi bir sürü otelci arkadaşımız var. Ben merak ediyorum. Yani zincir olup olmaması önemli değil. Sultanahmet'te de dolacak. Artık bilemiyorum nerelerdeki oteller bile dolacak. Yani dolayısıyla bu sadece 2-3 günle değil sınırlı. 1 sene, 1,5 sene geliri nasıl yöneteceğimizi misafirin karar verme yetisine göre belirlemeliyiz. Bunun haricinde çeşitli fiyatlarımız var. İndirim yapıyoruz, çok indirim yapıyoruz. Statik fiyatlarımız var. Komisyon verdiğimiz fiyatlar var. Ama bunları biz yeterince takip ediyor muyuz? Şimdi mesela early booker çok moda. Herkes early booker rezervasyonu için bir fiyatı belirliyor. İstanbul'da oldukça yoğun bu indirimli fiyat diyelim.
Ancak biz kriz zamanlarında işte diyoruz ki şu anda, hatta onu da söyleyebilirim, 10 gün kalaya düştü early booker rezervasyon süreci. Yani 10 gün kalaya kadar %30 indirim alabiliyorsunuz İstanbul otellerinde. Diyelim ki Nisan ayı oldu, işlerimiz düzeldi. Biz kendimizi adapte edebiliyor muyuz fiyatlarımızda? Bu çok önemli. Yani ne yapmamız gerekiyor? Ha, o zaman 10 gün değil de biz bunu artık 21 güne çıkartalım. Misafir 10 gün kala değil, 21 gün kala bu fiyata erişebilsin. Veya biz bugün eğer %30 indirim sağlıyorsak, o zaman diyelim ki 3 hafta kala %10 indirim sağlayacağız. Yine bir gelir yönetimi bu ve zor zamanların gelir yönetimi. Zak da bahsetti zaten inventory'den, çok önemli. Çırağan sayında mesela bizim 15 adet oda tipimiz var. 15 adet oda tipinin kendi içinde bir rekabeti var. Bir doluluk oranı, bir fiyatı var. Bunu da yönetiyor muyuz? Nasıl yönetiyoruz? Yani bugün eğer bir boş odamız varsa, otel içinde bu suite de olabilir, illaki normal oda olmak zorunda değil. Upsell yaparak ilave gelir elde edebilirsiniz. Misafir karşınıza geldi, 300-350 euroluk bir booking.com rezervasyonu yaptı. Ve o gün benim bütün suite'lerim boş. Ben şimdi o boş suite'i 2000 euroya boş tutacağım ama ben belki karşıma gelmiş olan misafirin cebinden bir 500 euro fark alaraktan 850 euroya satabilirim bu suite'i. Yani böyle küçük nüanslarla misafirin biraz zor zamanlarda son kurşunu cepten alma durumu olabiliyor. Bunlar gerekiyor. Yeme içmeye gelince bu da çok önemli. Yine Zak ve diğer arkadaşlarımız da bahsetti. Biz sadece oda düşünüyoruz ama öyle değil. İşte şu anda biz burada bir toplantı salonundayız. Belli bir geliri var. Toplantı salonlarımız boş kalmamalı. Aynı odalarda yield ettiğimiz gibi toplantı salonlarını da yield etmeliyiz. Veya restoranlar. Maksimize edebilmeliyiz. Mesela bu sene yılbaşı çok güzel geçti İstanbul için. %99 doluluklara ulaşılabildi. Mesela çoğu otel lobby lounge'larını, kahve içtiğimiz alanlarını yeni yıl için yemek restoran rezervasyonu olarak değiştirdiler, ilave gelir ettiler. Yani bir coffee table olmasına rağmen kişi başı 700-800'lere satıldı yılbaşı günü. Bu da yine güzel bir örnek. Bir de tabii her yerde olmalıyız. Sadece kendi kanalımızda değil. Gün geliyor işte, evet, büyüklerde hep varız. Expedia olsun, booking.com olsun. Ama gözden atlamadığımız bir kanal olmamalı. Yeni kanallar önümüze geldiği zaman elimizin tersiyle itmemeliyiz. Önce bir bakmalıyız. Kim var? İstanbul var mı? Rakip otellerim var mı? Hiç kimse yoksa bile cazip bir kanal. Niçin? Kimse yok ama en azından ben varım. İlk ben oradayım. Yani ne kadar görünürseniz o kadar da rezervasyon ve gelir elde edebiliriz. Tabii unutmamamız lazım. En iyi fiyatı yine kendi kanalımıza sunmalıyız. Bu konuda da çok değinildi. Teşekkür ederim. En önemli konulardan bir tanesi. Bu şekilde de dikkati dağıtmamız gerekiyor. İki tane nokta daha var. Diğer komşular veya diğer oteller ne yapıyor? Tamam, biz fiyatlarımızı düzelttik, ettik. Belki biz belli bir performansa ulaştık. Ortalama fiyatımız güzel, refparımız güzel. Ama kendimizi rakip otellerle, komşularla, İstanbul'la kıyaslıyor muyuz? Mesela STR'ın İstanbul raporu var, her ay çıkıyor. Orada detaylı olarak şehir ne kadar yükseldi, fiyatı ne kadar yükseldi, doluluk ne kadar yükseldi. Biz de o oranda almamız gereken payı almış mıyız? Bunu bir belirlememiz lazım ve takip etmemiz lazım. Biliyorum her otelin STR raporu yok. Biz de yıllar önce STR'sız çalışıyorduk ama ne yapıyorduk? O zaman en azından yakın bölge otelleri bir araya geliyorduk. Ayda bir öğlen yemeğinde. Tam rakamlar olmasa da en azından destinasyona olan talebi konuşuyorduk, görüşüyorduk, bir fikir sahibi olabiliyorduk. Ama sadece kendimizin iyi olması yeterli değil. Belki bir şeyler kaçırıyoruz ama farkında değiliz. Dolayısıyla bu çok önemli. Bir de farklı olmalıyız. Şimdi zaten artık dijital çağdayız. E-ticaret oldukça çok fazla, çok yönlü. E-ticaret alanı aslında başlı başına bir konu Erhan Bey. Yani ona belki ayrı bir gün bile ayrılabilir diye düşünüyorum. Özellikle e-ticarette kendimizi nasıl farklılaştırıyoruz? Çünkü şu anda artık kimse basılı
malzemeye bakmıyor. Herkes dijital, online. Kendi web sitemizde kendimizi nasıl satıyoruz? Otalarda, diğer kanallarda kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Yani biz şanslıyız. Çırağan'da bizim e-commerce arkadaşımız var. Hatta yeni başladı Cenk Bey. Çok da gururluyuz çünkü çok genç, 23 yaşında ve e-ticaret konusunda bize destek oluyor. Hiç bilmediğimiz dünyanın kapılarını açıyor. Evet, çok çok raporlar, çok rakamlar var ama önemli olan bu rakamlarla biz ne yapıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz ve zor zamanlarda özellikle rakip otellere istinaden bu rakamları nasıl değerlendiriyoruz? Yani bir keyword'den tutun da işte bahsedildiği Google Ads'ten, promosyonlarımızdan bunların hepsini maksimize edebiliyor olmamız lazım. Yelpaze geniş, çok data var. Zor zamanlarda hatta daha çok iş var. Yani iyi zamanlarda tabii ki zaten bir bazımız var, doluluğumuz var. Üstüne kaymağı ve kirazı yerleştiriyoruz. Ama zor zamanlarda dediğim gibi önce bir komple keki pişireceğiz. Bayağı bir zahmetli. Ben şahsen son herhalde en çok çalıştığım dönem son 3 sene. Yani o kendimde hissediyorum. Daha önce çalışmıyorduk. Çalışmıyor muyduk? Tabii ki çalışıyorduk. Ama o zaman daha keyifli. Dediğim gibi yani average rate'i yükseltme çabası. Ama şu anda herkes aynı pasta dilimini paylaşmaya çalışıyor. Ve ancak farklılık göstererek pay alabiliriz bundan. Ben buna inanıyorum. Ben biraz fazla hızlı gittim galiba Erhan Bey. Hiç önemli değil. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bitti. Teşekkür ederim. Sağ olun.